Boyama alanımdan herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Covid'in tavan yaptığı şu günlerde umarım hepiniz iyisinizdir ve herkes mümkün olduğunca evde zaman geçiriyordur. Bu videomda evde geçirdiğiniz bu süreçte sizlerin de kolayca yapabileceği çok basit bir projem var. Çömlek saksımı minimal desenlerle boyayıp dekoratif bir ürün haline getireceğim. Hemen malzemelerimizle başlayalım. Bu saksıyı 13 liraya bir peyzajdan aldım. Çömlek saksı olduğu için bazı yerlerinde pütürler vardı. Bunları zımpara kağıdıyla kabaca zımparaladım. Daha önce boyadığım saksıda olduğu gibi yine farklı markaların akrilik boyalarını kullanacağım. En sonunda vernikleme yapacağım. Bu arada elimde her tonu bulundurmuyorum. Çoğunlukla ana renkleri karıştırarak istediğim tonları elde ediyorum ve beyazla açarak pastel tonlar yakalıyorum. Bu karıştırma işlemi için de paletlerimi kullanacağım. Hemen renkleri karıştırarak başlıyorum. Bu arada yanımda mutlaka su bulunduruyorum. Çünkü akrilik boya çok çabuk kuruyor ve fırçaların ucundan çıkarmak çok zor oluyor. O yüzden boyamayı bitirdiğiniz fırçayı hemen suyun içine koymalısınız. Şimdi paletimde renkleri karıştırarak başlıyorum. Saksıma toprak tonlarında desenler yapacağım. O yüzden tabanını kırık beyaz yapmak istedim. Ana renkleri karıştırarak önce kahverengimsi bir ton yaptım. Ardından o rengi beyazla açarak istediğim tona ulaştım. Bu saksının boyaması bitince içine aloe vera dikeceğim bu arada ve bir arkadaşıma ev hediyesi olarak vereceğim. Bence borcam, battaniye gibi şeyler yerine böyle siz de el emeğiniz bir ürün tercih edebilirsiniz. Hem çok daha anlamlı oluyor hem de koyulacak odanın tonlarına göre boyayabilirsiniz. Böylece odanın dekorasyonunu tamamlar. Hem de sevdiklerinize dışarıda asla bulamayacakları onlara özel yapılmış bir ürün vermiş olursunuz. Bu arada paletimde birkaç renk karıştırdım ve kullanmak istediğim tonları elde ettim. Şimdi rastgele biçimsiz desenler çizerek başlıyorum. Minimal tasarımlarda genellikle böyle biçimsiz şekillerin etrafını süsleyen daireler, noktalar ya da kesişen çizgiler görürsünüz. Ben de böyle bir tasarım yaratmaya çalışacağım. Tamamen hoşuma gittiği şekilde yapacağım aslında. Zaten herhangi bir şeye bağlı kalmanız gerekmiyor. Canımızın istediği gibi yapabiliriz. Yeter ki şekiller çok yakın olmasın. Mümkün olduğunca sade ve basit şeyler çizmeye çalışacağım. Önce büyük yer kaplayan desenleri çizip bunların aralarına daha minik desenleri yerleştirmek işimizi kolaylaştırır. Belli bir düzen izlemiyorum. Yani gördüğünüz gibi tamamen rastgele yapıyorum aslında. Birbiriyle kesişen, üst üste binen desenler çok hoş görünüyor minimal tasarımlarda. Bunları yaptıktan sonra yine yan taraflarını yer yer ince ve kalın çizgilerle, noktalarla süslüyorum. Desenler, renkler tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Özgün bir ürün çıkarabilirsiniz ortaya. Bu şekilde tamamladım. Biraz kendimi kaptırdım galiba. Desenleri çok fazla yapmışım. Birbirinden uzak olamadılar ama yine de benim hoşuma gitti. Tam anlamıyla minimal olmasa da tonlarını, desenlerini çok beğendiğim bir saksı oldu. Siz tam anlamıyla minimal bir şey istiyorsanız böyle benim gibi kendinizi kaptırmayın. Ben her bulduğum boşluğa bir şey çizmişim. Mümkün olduğunca boşluklu bırakırsanız daha güzel olabilir. Son olarak Art Deco'nun mat verniğini kullanıyorum. 15-20 dakikaya kuruyacak. Hem bakım yaparken hem de yanık tedavisinde çok etkili olduğu için aloe vera her eve lazım bence. Saksıyla da uydu, güzel bir ev hediyesi oldu. Umarım videom size ilham olmuştur. Sorunuz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir de beğenip abone olun. Hep unutuyorum bunu ya.